Evet Cemal Bey, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Tebrik edelim. Çok da güzel bir ödül aldınız. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de sanatkarların ödüllerle taltif edilmesinin onurunu ve şerefini yaşıyorum. Çünkü Türkiye'de ilk defa bir sanatkara Türkiye'nin altın müzik markası ödülü sunuldu. Bu gece burada iş dünyasının ve Türkiye'de marka olmuş çok büyük kurumların sahipleri ödüllerini aldılar. Bu ödül töreninde tek sanatkar olarak bana bu değeri vermeleri beni gerçekten onurlandırdı. Nice nice inşallah başarılı ödüllere diyorum ama bu ödülü bu jüri sadece Allah vergisi sesim yapmış olduğum albümler noktasında değil de arkadaşlar 20 yıldır 228 tane Sağlık Sosyal Yardım Vakıf ve Derneği'nin gönüllülüğünü yapıyorum. Benim binlerce Down, binlerce otizmli, binlerce serebral palsili, binlerce spastik, binlerce engelli, binlerce 0-6 yaş grubu kimsesiz çocuklara babalık yapıyorum. Onlar için en son Los Angeles'ta, Chicago'da, Ohio'da, New York'ta, Azerbaycan'da, İsveç'te konserler verdim. Konser gelirleriyle bu çocukların ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Yüzlerce engellimize akülü sandalyeler imkanı yaratıyoruz. İşte ben bunlarla mutluyum. Peki. Çünkü hani neden biliyor musunuz? Hani çünkü ben Beykoz'da gece kondura evet. Dünyaya geldim arkadaşlar ya. Vallahi hiçbir şeyimiz yoktu bizim. Affedersiniz tuvaletimiz bile bahçede bir evde dünyaya geldim. Ama Allah vermiş olduğu sesiyle şükürler olsun. Yetenekleriyle bana adeta şöyle bir görev verdi. Kulum git dünyaya ihtiyacı olan insanlara sana verdiğim sesimle hem moral ol hem de böyle çalışmalar yap, onlara yardımcı ol. İç sesim bana bunu söylüyor. O yüzden hani zenginliklermiş, bazı sanatçı arkadaşlarım gibi efendim işte garajını açayım, yok burada spor otomobilim, yok klasik otomobilim, yok işte ne diyorsunuz dört tekerlekli otomobillerim. Ya ben bunları çok ayıp karşılıyorum. Çünkü asgari ücretle geçinen benim milletimin karşısına böyle aldıkları arabalarla, evlerle, marka kıyafetlerle hava atanları zaten sanatkar olarak kabul etmiyorum. Peki efendim geçtiğimiz günlerde de Gülben Hanım'la bir ödül töreninde yaklaşık 250 bin liralık bir bağış. Ha evet! Ay Gülben! Gülben biraz staj yapıyorum Gülben'e. Şimdi Gülben'in sayfasına bir baktım. Gülben herkese teşekkür etmiş. Aa Morgül yok teşekkürde. Ondan sonra tabii biraz alındım hemen. Mesaj yazdım. Gülbencim dedim herkese duyarlılık göstermiş ama bu duyarlılık teşekkürler listesinde neden Morgül yok? Ay unutmuşum dedi hemen düzeltiyorum dedi. Arkadaşlar orada Gülben Ergen'in Çocuklar Gülsün diye isimli okul öncesi eğitim için çocuklara biliyorsunuz okullar sağlıyor. Çok büyük katkılar yapıyor. 42. Çocuklar Gülsün diye okulunu Siirt'te açacak önümüzdeki haftalarda. Orada bir ünlü bir ressamımızın tablosu açık artırmaya çıktı. Gülben Ergen'in Çocuklar Gülsün isimli derneğine katkı sağlamak amacıyla. Çok. Mesela Gülben Ergen sahneye çıktı. Az buldu çünkü yapılan bağışı. Ve Gülben konuşmalarıyla bu bağışı 60 bin noktasına getirdi. Sonra birbirimize baktık. Dedim çok az. Hem eser çok az hem de vereceğimiz hizmetin karşılığı olan miktar çok az. Dedi ki Yılmaz'cığım dedi sen yüzlerce gönüllülük noktasında çalıştığın için yardım derneklere sen bunlara çok alışkınsın. Çünkü çocuklar ben her yardım konserinde açık artırmalar yapıp yine gelir topluyorum ya. Sen bu işin profesörüsün lütfen sahneye gel dedi bana. Ben de sahneye gittim yanına. İşte bir takım konuşmalar yaptım insanlara ve 60 bin lira birden 250 bin Türk lirası oldu ve istediğimiz rakama ulaştık. Gülben böyle yapma. Morgül
Mor gülüm ya, ben şokum dedi ya. Ben inanamıyorum dedi. Bu 60 bin lira bir anda nasıl 250 bin TL oldu dedi. Yani seni dedi 2 gün önceden Siirt'e getirmek istiyorum okul açılışına. Belki Siirt'ten de bir sürü yardımlar birlikte toplarız. İnşallah bir başka okul daha açarız dedi. Çok mutlu oldum. Ben böyle şeyleri çok seviyorum ben. Peki efendim. Aynı gecede de giydiğiniz kıyafet ve ayakkabılarınız çok dikkat çekti. Evet. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Kadına şiddet. Evet tabii. Galiba. Şimdi ben her ödül töreninde arkadaşlar mutlaka bir mesaj veriyorum toplumumuzun kanayan yaraları ile ilgili. Neler yapıyorum? İşte pedofiliye son. İşte kadın şiddetine son. Kadın tacizlerine, çocuk tacizine son, işte plastikle hayata son, efendim suyumuza sahip çıkalım, iklim değişiklikleri için acayip acayip kıyafetler yapıyorum, ödül törenine gidiyorum. Hollywood'da herkes böyle. Ben de Türkiye'nin Hollywood'unda, İstanbul'da bu mesajları veriyorum topluma. Son katıldığım o ödül töreninde de arkadaşlar kadının simgesi nedir? Mesela çocuğunuz oluyor. Yani ne alaka bilmiyorum. O hani mavi renk yapıyorlar erkek çocuğuna. Evet. Kız çocuğuna da pembe yani. Şimdi ben bir pembe bir kıyafet giydim. Spor ayakkabımın üzerini de otrişlerle kapladım. Ama ben bunu ünlü bir markada gördüm. Onu söyleyeyim. Hani bu kadına şiddet duyarlılığında sergilediğim bir tasarımımda, ayakkabı tasarımımda. Nereden bulacağım dedim. O kadar pahalı ki. 18 bin lira falan o spor ayakkabı, otrişli. Erkekler için yapmışlar bir de. Düşün, otrişleri kadın kullanır. Neyse işte ben bunu düşündüm. Hemen Kadıköy pazarına gittik Şükür ablamla. 50 TL'ye Kadıköy pazarından aldım. Evet, 50 TL'ye o otrişi aldım ben. Tamam mı? Spor ayakkabı. Spor ayakkabıyı da 150 TL'ye aldım. Ondan sonra ay bir de beni pazarda çekmelisiniz. Bir gün pazara gelin ya. Ben bütün tezgahlardayım biliyor musun? Gel abla diyorum. En güzel çamaşırlar burada. Gel abi. diyorum ki kış geldi diyorum. Bütün diyorum içinizi ısıtacak diyorum. Çamaşırlar, pijamalar hepsi burada. Abla hepsini geziyorum. Ondan sonra oradan aldım 50 TL'ye oturuş. Hemen ayakkabıya uyguladım. İşte o ödül töreninde kullandım. Yine olay oldu. Her ödül töreninde olduğu gibi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok saygılarımı sunuyorum. Tebrik ediyorum.